mana kuchli og'riq bezovta qilgandan keyin shu belimda vrachlarga murojaat qilib bolnitsaga yotdim. Keyin analiz topshirdik. Qonda kelib chiqqanligi aniq bo'ldi. Mobil ilovalar orqali, internet tarmoqlari orqali bizga shu Turkiyadagi Leyla Gulxonimni medikaldan tavsiya qilishdi. Biz Turkiyaga uchib keldik shundan keyin. Bu hastamız ilk defa bize Eylül ayında müracaat etti. Miyolom olarak tanısı konulmuştu. Tedavisine ülkesinde başlanılmış, ileri tedavisinin bizde yapılması için müracaat etti. Daha sonra hastanın kendi hekimiyle birlikte online olarak hastanın da bulunduğu bir görüşme ayarladık. Bu görüşmede hastanın tıbbi olarak mevcut durumunu ortaya koyduktan sonra ileri tedavi planlamasını hekimiyle birlikte gerçekleştirdik. Hastamız ünitemize geldikten sonra hastamızı yeniden burada değerlendirdik. Gerekli tetkikleri yaptık, kemik iliği biyopsisini yaptık. Hastamızın hala aktif hastalığı olduğunu gördük. Leyla Gulxonim bizga shu aqlli lecheniyadan 6-ta kursini olishimni aytdilar. Undan so'ng shu qondagi hujayralarni tirik hujayralarni olib muzlatib qo'yishdi, saqlab qo'yishdi. Hozir mana bugun oxirgi lecheniyamdan keyin transplantatsiyani o'tkazishni tushuntirdilar. Hastamıza iki kür tedavi verdik. Sonrasında da otolog kök hücre nakli tedavisine geçmeyi planladık. Bunun için de hazırlıklarımızı yaptık. Otolog kök hücre nakli için bir hasta merkezimize müracaat ettiğinde öncelikle hastanın mevcut durumunu, hastalığın durumunu değerlendiriyoruz. Eğer hasta nakil için uygunsa direkt olarak nakil aşamalarına geçiyoruz. Ama nakil için uygun değilse de gerekli tedavi planlamalarını yapıyoruz ve tedavilerini veriyoruz. Nakil için uygun dediğimiz hastalarda önce mutlaka kök hücre toplama işlemini yapıyoruz. Kök hücreleri toplanan hastanın kök hücrelerini uygun şartlarda nakile kadar dondurup saklıyoruz. Transplantatsiyadan keyin ahvolim yaxshilangani o'zimga sezildi ancha. Yengillashdim, og'riqlar qoldi. Ko'ngil aynishlar o'tib ketdi. Bu kasallikni davosini bu yoqdan topganim uchun Xudo xolasa oxiriga yetkazib tuzalib ketish davom etish niyatim bor. Hastamızı nakil için yatırdık. Yatırdıktan sonra tekrar hızlıca bir son kontrollerimizi yaptık ve kemoterapimizi verdik. Kemoterapimizi verdikten bir gün sonra kök hücre nakil işlemimizi gerçekleştirdik. Nakil işlemi sırasında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Her şey yolunda gitti. Özellikle yurt dışından gelen hastalarımız ülkelerine döndüklerinde de kendileriyle ve hekimleriyle irtibat halinde kalarak ileri dönem tedavi ve takiplerinde de yardımcı oluyoruz.